Muhterem basın mensubu kardeşlerimiz. Saadet Partisi Kütahya İl Başkanı Ali İhsan Oturak yaptığı açıklamada yerel seçimlerdeki başarının genel seçimlere yansıyacağını söyledi. Saadet Partisi Kütahya İl Başkanı Ali İhsan Oturak, "Biz hakkın hakim kılınması için çalışmakla sorumluyuz. Bize düşen apaçık bir tebliğden başkası değildir," dedi. Tarih boyunca yaşanan hak ve batıl mücadelesinden örnekler verdiği konuşmasında, tarih boyunca olduğu gibi bir avuç Allah'a inanıp hakka dayanan bir topluluk daima büyük çoğunlukları hakka yöneltmiştir. Sonunda da Allah samimiyetle kendisine inanan, güvenen ve bu yolda çalışan az sayıdaki kendi taraftarlarına yardım etmiştir. Yeryüzünde bulundukları yerlerde iktidar ve imkan vermiştir. Bugün de bunun olmaması için hiçbir neden yoktur. Yeter ki üzerimize düşen tebliğ görevini samimiyetle yerine getirelim," dedi. AK Parti'nin dış politikalarını da eleştiren Saadet Partisi Kütahya İl Başkanı Ali İhsan Oturak, "Komşularla sıfır sorun diye çıktıkları yolda maalesef sorunsuz tek bir komşumuz kalmamıştır. Bölgemiz ve İslam coğrafyası üzerinde yaşanan bütün gelişmeler Büyük Orta Doğu Projesi'nin parçasıdır. Büyük Orta Doğu Projesi'nin temel hedefi İslam ülkelerini küçük parçalara bölmek ve birbirine düşürmektir. Bunun için hepimizin bildiği gibi 22 ülkenin sınırları değişecek," hatırlatmasında da bulunan Oturak yaşananları şöyle aktardı. "Peki şimdi olan ne? İşte sınırlar değişiyor. Sudan 2'ye bölündü. Irak 3'e bölündü. Libya 7'ye bölündü. Şimdi Suriye'de aynı şey yapılmaya çalışılıyor. Suriye'de son gelişmeleri biliyorsunuz. Sınırda özerk bir oluşum fiili olarak hayata geçti. Bir gün birinin bayrağı asılıyor, bir gün birinin. Bölge yol geçen hanına döndü. Kimin eli kimin cebinde belli değil," açıklamasında bulundu.